Mehmet Ali Hocam, vücudun savunma mekanizması nasıl şaşırıyor? Şimdiki tabii ki vücut direnci dediğimiz şey sonuçta immün sistem. İmmün sistem vücutta sürekli aktif halde çalışır. Her insanın vücuttaki immün sistem dediğimiz belli bir düzeydedir. Yani bunu yüzdelemek belki çok doğru bir teşvik ama kimisi %98 kapasiteye çalışır, kimisi %90, kimisi %80 kapasiteye çalışır. Hani belli çocuklar var, çok çabuk grip olurlar. Bu da dirençle alakalı. Tabii ki bunda neler yapılabilir? Yani bu çocukların direncini nasıl arttırabiliriz? Tabii ki temiz yiyecek tüketmeleri gerekiyor. Yeşil sebzeler, doğal sebzeler artı bu doğal sebze, örneğin uyku düzeni çok önemli. Uyku düzensiz olan bir çocuğun direnci zayıftır. Veya vücudunda bir takım yiyeceklerinde örneğin bir demir eksikliği vardır, D vitamini eksikliği vardır. Bazı vitaminler ise bunları takviye etmeniz gerekiyor. Yani düzenli bir beslenme, artı düzenli bir uyku ve temiz yiyeceklerde dirençleri zaten artacaktır. Giyim ve kuşamına bile çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insan bedeni ne kadar direnci iyi olursa olsun belli bir noktada siz dikkat etmezseniz örneğin terliyken rüzgar size çarparsa hasta olursunuz. Direnciniz düşer. Tabii ki başka neler yapabiliriz? Artık günümüzde bu özellikle alternatifte denilen bir takım bitkisel ilaçlar, immün sistemi artırıcı, güçlendirici, şuruplar veya bazen tabletler. Bunları tabii ki öneriyoruz. Bir kısmı zaten Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünden geçmiştir ve ilaç olarak piyasa sürülmüşlerdir. Bunlar immünomodülatör dediğimiz veya immün sistem uyarıcı veya bağışık sistemini güçlendirici bir takım şeyler. En basitinden bir karamürver dediğimiz eskiden insanların bildiği bir şey ama insan bugün bunu immün direnci arttırdığı için gripal enfeksiyonlara karşı daha savunmasını dinç kıldı veya hastalığı geçirdiği anda bile bunları aldığında faydalarını görürler. Bunlardan istifade edilebilir.